Ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin ya mu'in velhamdülillahi rabbil alemin. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, Cuma'dan önce bir 10 dakikalık bir hadis, bir yorum diyebileceğimiz programdayız, sohbetteyiz. İmam-ı Nevevi Hazretlerinin tertip ettiği Riyaz-ı Salihin nam hadis kitabını beraberce okumaya, takip etmeye başladık. İmam-ı Nevevi hakkında malumat verdik. Riyaz-ı Salihin kitabı hakkında malumatlar sunduk. Ve birinci hadis-i şerif olan, Kur'an'dan sonra birinci kitap olarak kabul edilen Buhari-i Şerif'in de birinci hadisi, rivayetin başında Hazreti Ömer var. O hadis-i şerifi niyetle alakalı okuduk ve biraz üstünde durmaya çalıştık. Hazreti Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerif üstünde bugün inşallah duracağız. Hadis-i şerifin metnini beraberce okuyalım. Yine niyetle alakalı bir hadis-i şeriftir bu. An ümmil müminin Aişete radıyallahu an kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavzu ceyşül Kâbete fe izâ kânü bi beydâe minel art yuksefu bi evvelihim ve ahirihim. Kâlet kultu ya Resulallah keyfe yuksefu bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvakuhum ve men leyse minhum kâle yuksefu bi evvelihim ve ahirihim sümme yeb'atûne ala niyetihim. Hazreti Ayşe validemiz doğrudan doğruya Efendimiz Aleyhisselam'dan duyduğu şeyi naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir ordu Kabe'ye doğru savaşmaya çıkacak. Kabe'yi tahrip etmek, yok etmek niyetiyle Ebrehe ordusu gibi. Ama ümmet Muhammed Aleyhisselam içinden daha sonra Kabe'ye doğru savaşmaya çıkacak. Ve Beyda denilen yere vardıklarında baştan ve sonra onların tamamı yerin dibine geçirilecekler. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurduğunda ben dedim ki ya Resulallah, onların içerisinde Kabe'yi tahrip etmek için gitmeyen, iyi niyeti olan kimseler vardı. Ya ticaret maksadıyla Kabe'ye gidiyordu veyahut da umre, tavaf niyetiyle Kabe'ye gidenler vardı içlerinde, ama buyurdunuz o ordunun tamamı helak olacak. Bu nasıl adli ilahi olabilir manasında Efendimiz Aleyhisselam'a sordum. Efendimiz Aleyhisselam o ordunun başı da sonu da, yani tamamı da helak olacak. Ve sonra insanlar öbür alemde niyetleriyle beraber haşrolacaklar buyurdu. Evet, niyetle alakalı çok önemli bir hadis-i şeriftir bu da. Ve bu mevzuda başka rivayetler de var. Kısa bir cümle ezberleyebilirsiniz bunu. Yuhşarun nas ala niyyetihim. İnsanlar ahir günde, ahiret gününde niyetleriyle beraber haşrolacaklar. Ameller niyetle başlar, niyetle devam eder. Ahirette yine niyetiyle beraber insanlar haşrolacaklar buyuruyor. Bu hadis-i şerifin şerhlerine baktım, izahlarına baktım.
yığın yığın kitaplar dolusu mevzular anlatmışlar. Beşer tarihinde Hazreti Adem'den önce Kabe inşa edilmişti. Yeryüzünde melekler hakim iken ve sonra Allah Adem'i yarattı. Adem meleklerin halifesi oldu. Melekler selef oldu. Hazreti Adem Aleyhisselam da yine bugünkü Kabe'nin olduğu yere daha önce meleklerin de temellerini attığı ve cennetten beyaz bir çadır olarak getirilen aynen Kabe'nin olduğu yere evet Hazreti Adem de Kabe'yi inşa etti. Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumundan 55 gün öncesine Ebrehe ordusunun da Kabe'yi yıkmak için gelmesine kadar insanlık tarihinde Kabe değişik dönemlerde yıkıldı ve yapıldı. Ya tabii olarak zamanla yıkıldı, sel felaketleriyle yıkıldı veyahut da Kabe düşmanları tarafından yıkıldı. Ama yeniden Cenab-ı Hak belli vazifeli kıldığı kimselerle ki bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ile beraber Kabe'yi inşa etmesi ayetlerle sabit. Ayetlerde genişçe anlatılır. Yeryüzünde mümin kalmadı ise, Kabe'ye sahip çıkacaklar kalmadı ise, birisi kötü niyetle Kabe'yi yıkmak için gelirse Cenab-ı Hak mucizevari olarak Kabe'yi muhafaza eder. Allah'ın sünnetullahı böyle cereyan etmiş. Kabe ile alakalı. İşte Ebrehe döneminde Kabe ve çevresinde müşrikler olduğu için Ebrehe Kabe'yi yıkmak için gelirken de Cenab-ı Hak onu mucizevari olarak o fillerini de hepsini helak ederek Kabe'sini korumuştur. Ama yeryüzünde inanmış insanlar varsa, Kabe'ye müteveccihe namaz kılanlar, Kabe etrafında tavaf edenler varsa, böyle bir dönemde birileri Kabe'yi yıkmak için yola çıksalar, Cenab-ı Hak mucizevari olarak Kabe'yi onlardan korumuyor. Kabe'nin korunmasını sebepler olarak Cenab-ı Hak öyle inanmışlara vermiştir. Ve kıyametin büyük alametlerinden bir tanesidir Kabe'nin taş taş yıkılması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben bazı kulağı küpeli, siyahi bedeviler tarafından, bunların tabirleri var, Kabe'nin taş taş yıkıldığını görüyor gibiyim buyuruyor. Ve Kabe'nin taşları yıkılınca artık Kabe'ye sahip çıkanlar da kalmamış demek. Ve Allah kıyameti de koparacak. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyeceğine göre kıyametin alametlerinden olan o Kabe'nin taş taş yıkılacağı güne kadar Kabe'nin ayakta durması, varlığını devam ettirmesini Cenab-ı Hak biz müminlere emanet etmiştir. Bizler hangi şartlara riayet ederek neler yapacaksak Kabe'yi mevcut haliyle hem tamir ederek hem de manen imar ederek, Kabe'yi tavaf edenlerin, edeceklerin sayılarını çoğaltarak Kabe'yi muhafaza etmemiz bizim vazifemizdir. Eğer biz hayattayken Kabe'ye bir şey olursa, ahirette bunun hesabının çok ağır olacağını, fi tarihinde 79-80'li yıllarda bir Kabe baskını münasebetiyle Hoca Efendi'nin verdiği bir hutbeyi de dinlediğiniz zaman, bu meselenin derinliğini orada daha da göreceksiniz. Hangi dönemde bilemiyorum, Beyda denen bir yerde ama Kabe'yi yıkmak için gidebilecek bir ordudan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu kısmen Haccacı Zalim döneminde oldu. Haccacı Zalim dıştan mancınıklarla büyük kayaları etrafında bezler var. Onlar ateşle yakılmış aynı zamanda. Atarak Kabe duvarlarını tahrip etmiş. Kabe'yi tavaf eden Abdullah İbni Zübeyir ve sair kendine tabi olmayan Müslümanları orada harap etmeye çalışmıştır. Ama Beyda Nam mevkiinde Haccacı Zalim ve ordusu helak olmamıştır. Kabe'de Müslümanları helak eden Haccacı Zalim namaz kılıyordu, hacca gidiyordu.
Kur'an-ı Kerim'i hareke koyan bir adam düşünün. Bugünküler onun kadar zalim ya da daha öte zalimi, demek ki inandığı halde böyle zalimler zuhur edebiliyor. Haccacı zalimle devrimizin zalimlerini ayrıca bir kıyas etmek arzu ederim yani bir başka zaman bir sohbet olarak biraz tarihe not düşmek için de günümüzün İslam dünyasındaki zalimlerin Haccacı zalimi çok arkada bırakan zulümleri ayrıca misalleriyle, ayet ve hadislerle beraber de genişçe anlatılabilir. Belli ki kıyamete yakın bir ordu Kabe'yi yıkmak için yola çıkacak. Beyda'na mevkiye geldiği zaman, Hazreti Ayşe validemizin bu rivayetinden bunu anlıyoruz. O orduyu Cenab-ı Hak bütünüyle yerin dibine batıracak. Burada birkaç mesele var. Kabe'yi yıkmak isteyenler yine olacak. Bunu ayrıca geniş anlatabiliriz. İkincisi, Kabe'yi yıkmak için gidenlerin içerisinde maksadı Kabe'yi yıkmak için gitme olmayanlardan bahsediyor Hazreti Ayşe validemiz. Umre niyetiyle Kabe'ye gitmek isteyenler var o ordunun içerisinde ama batınca onlar da helak olacak. Ticaret niyetiyle de gidenler var. Yani dertleri Kabe'yi yıkmak değil. O kötü niyetli ordunun içerisinde iyi niyetliler de var. Ama musibet ve bela gelince ordu bütünüyle o kötü niyetlerle beraber iyi niyetliler de helak olacağını Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte ifade buyuruyor. Ve sonra insanlar ahirette niyetleriyle beraber haşrolacaklar. Kabe'yi yıkma niyetiyle gidenler o niyetleriyle beraber, başka iyi niyetle gidenler de o niyetleriyle beraber haşrolacaklar. Yuhşarun nasu ala niyyetihim. Efendimiz Aleyhisselam insanların niyetleriyle beraber haşrolacağını ifade buyuruyor. Buradan çıkan bir iki mesele daha var. Bunlardan bir tanesi, ahirette bütün sırlar açığa çıkacak. Yevme tüble serairdir. Tarık suresinde geçen o gün bütün sırlar açığa çıkacak. Öyle niyetini hiç kimse gizleyemeyecek. Burada Kabe'nin tahribi veya ziyareti gibi bir niyet anlatılsa bile hadis şarihleri bunu genişletmişler ve herkes ne yaparsa yapsın, hangi ameli yaparsa yapsın, ibadet yaparsa yapsın biz onun niyetini bilmiyoruz. Camiye geldi, biz iyi niyetle hüsnü zan yaparak Müslüman deriz. Ama Abdullah İbni Sebe de veya İbni Sebe de camiye geliyordu. Niyeti bozuktu. Herkes niyetiyle beraber sadece Kabe'yi tavaftaki niyeti değil. Hayatında ne kadar amel, ibadet yaptı ise niyetleriyle beraber haşir meydanına gelecek. Bu noktasıyla amel yaparken niyetlerinizin sağlam olmasına, sahih olmasına. Her ne yaparsanız yapınız sadece ve sadece ama yine sadece ve sadece Allah için yapmaya dikkat ediniz. Hadiste bu mana genişçe anlaşılıyor. Üstünde daha farklı durulabilirdi. Diğer ikinci bir manada anlaşılıyor ki 14. sözün zelzele bahsinin de telifine sebebiyet veren zelzele bahsi o. Vettakû fitneten la tusibennellezine zalemu minkum hassa. Bir musibet ve bir beladan çekindiniz ki o bela geldiği zaman sadece zalime has kalmaz. Mazlumu da götürür. İmtihan dünyası burası. Onun için emri bil maruf ve nehyi anil münkerle alakalı hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam yani bir kavmin helak olacağından bahsediyor. Ve Zeynep binti Cahş validemiz diyor ki ya Resulallah onların içinde salihler vardı ama toptan helak olacağından bahsettiniz. Niye böyle? Efendimiz buyuruyor ki o salih dediğiniz kimseler o kötü iş yapan zalimleri engellemediler. Haram ve günah işleyenlere mani olmadılar. Susmakla bir cihetten onların günahlarına ortak oldular. Öyleyse bela geldiği zaman da tamamı helak olur buyuruyor ki bu yönüyle saatlerce anlatılabilecek mevzular vardır. Cenab-ı Hak az sözden
kısa ifadelerden çok derin mana anlayarak hayatımızı ona göre şekillendirmeye muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.